bir milleti millet yapan, gençliği ayakta tutan, dinamizmini sağlayan, akımlara göğüs geren, inancıyla akımları kıran bu topluluk da olması gereken nitelikler nelerdir? Evvela din birliği olacak. Bir. Dinde sapma olmayacak. Dinin özünü bilenden alacak. Dinin özünü bilenden alacak. Kur'an ve sünneti ehlinden öğrenecek. Yani ehli sünnet vel cemaata tabi olacak. Evet. Din birliği. Arkasından bir de dil birliği var. Çünkü emperyalist güçler, yabancılar geldikleri zaman ilk olarak o ülkenin dinine ve diline saldırıyor. Evet. Birçok yerlerde, mesela Cezayir'de, Tunus'ta birçok kişiler şu anda Fransızca konuşuyor. Hatta benim bazı öğrencilerim vardı Şam'da. Diyorlardı ki, Digol'un bir eski ayakkabısı bütün İslam dünyasına bedeldir. Allahu Ekber. Degol denen gavurun bu ayakkabısı. Yani öyle inandırmışlar, öyle bir propaganda yapmışlar ki adamları kendi dilinden, dinlerinden çıkarıp kendilerine inanacak ve yorum yapacak yeni bir din koymuşlar. Evvela insanların ayakta durabilmesi, milletin millet olabilmesi için din birliği, dini ilkelere sadakati lazım. İkincisi, dil birliği, dilini kaybetmeyecek. Dilini kaybeden Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Arapça öğrenenlere kendi dillerini kaybetmemeleri noktasında tavsiyede bulmuş. Hatta yabancı dil öğrenmek için Zeyd bin Sabit'i görevlendirmiştir. Efendim, bir kimse birden fazla dil biliyorsa o iki tarafı da temsil eden kabiliyetli bir kişidir. Dil öğrenmek, yabancı dil öğrenmek başka bir şey. Kendi dilini kaybetmemek başka gayet bir tabii. Şey. Evet. Arkasından tarih birliği ve tarih şuuru olacak. Evet. Bizim binlerce yıl boyu maziden atiye akan şanlı tarihimizi unutmamamız gerekir. Nerelerde başarı kazandık, nerelerde hata yaptık, kaybettik. Bunu iyisiyle, kötüsüyle bizim tarihimizdir. Bu tarihe saygı duyacağız. O tarih bitmiştir, yeni bir tarih oluşturalım demek, milletin toplumunu dejenere etmek demek. Yeni bir tarih oluşturalım demek, milletin toplumunu dejenere etmektir. Onun için başta din birliği şart. Arkasından dil konusuna sahip olma. Yani dil birliği değil, kendi dilini unutmama. Evet. Yani herkes kendi dilini konuşacak, konuşacak ama bu dilde din birliğini ifade eden bir araç olarak onu kullanacak. Ve dini terimleri muhafaza edecek. Gayet tabii. Evet. Tarih şuuru olacak. Tarihini kaybeden, tarihini unutan millet tarih sahnesinden silinir. Tarih sahnesinde kalabilmek, maziden atiye akabilmek, tarihe sahip çıkmakla olacaktır. Ayrıca bir milletin millet olması, dinde, örfte, yaşamda, birlikte olmada bir takım ilkeler oluşmuştur. Bu ilkelere biz ne diyoruz? İlkelere sadık olmada manen ve maddeten mensup olduğumuz değerler var. Maddi evet. Ve manevi değerler. Bu değerleri nereye vuracağız? Kabul edilenini alacağız, kabul edilmeyenini reddedeceğiz. Tamam. Kur'an ve sünnete başvuracağız ve ondan sonra Kur'an ve sünnetin kabul ettiği ilkeleri, örf ve adetleri, yaşam biçimini bizim efendim değerlerimiz olarak bunları muhafaza edeceğiz. Aynısına yeni değerler ekleyerek hayatımızı sürdüreceğiz. Kültüründen kaçan, yabancı kültürlere mahkum olan, başkasına hayranlık duyan, kendini küçümseyen, kendi milletini unutan,
kendi dilini bırakıp başka dillere hayranlık duyan aziz dostlar, ben şahsen rahatsız oluyorum. Şurada dışarıya baktığımız zaman vitrinlerde kaç tanesinde Türkçe isim bulamıyorsun? Hep yabancı isim hayranlığı var. Efendim ne olacak? Yani kendi dilini kullanma imkanı olacak ve onu kullanacak. Değerlerine sahip çıkacak, milletine sahip çıkacak ve o zaman da İslam'ı yaşayacak, yaratılış gayesi istikametinde hareket edecek, Müslüman olarak kalacak, Müslüman olarak yaşayacak. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak ölecek Allah bizleri Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ölmeyi, Hazreti Peygamber'in huzuruna mümin olarak çıkmayı cümlemize nasip müessir.